Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvizu emri ila Allah. İnna Allah Euzu billahi'l azim ve bi vecihi'l kerim ve sultanihi'l kadim min şerri'ş şeytanir racim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihi'l mukaddimîne alâ'l hayri ve lev esîrâ. Fîlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrü'l umûri muhtesâtuhâ ve kullu muhtesin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâtin fî'n-nâr. Ve biz senedil muttasil en nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal ahlis dineke yekfikel galilu minel amel sadaka Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhimus salavat ve teslimatın ehl-i beyt el-i ashab etbaları rıdvanullah aleyhi mecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümin müminatın hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaitin el-Fatih. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İhla'u ni'aleküm. Ayakkabılarınızı çıkarınız. İnde ta'ami. Yemek yerken. Dedik ya detaylara da gireceğiz. Şimdi o yemek yeme. İhla'u ni'aleküm. Yemek yer önde ta'ami. Yemek yemek istediğiniz zaman ayakkabılarınızı çıkarınız. Çıkarınız. Pis değil ki hocam. Hoca efendi diyor ki ve in kânet tahiraten. Temiz olsa bile çıkar. Öyle diyor hoca. Bu Gümüşhaneli öyle söylüyor. Tabi hadisin şerh edenler de öyle söylüyor. Ayakkabı, yemek yiyeceğin zaman ayakkabın temiz olsa ayakkabın çıkar. Evet. Fe inna sünnetün cemiletün. Bu güzel bir davranıştır. Sünnet davranış demek. Sünnetün Nebi, Peygamber Muhammed Mustafa'nın davranışları demek. Yaptığı işler, konuşmaları, birisini bir şeyi görmüş, ses çıkarmamış. Yanlış olsa bırak derdi, dememiş. Ha, o da iyi demek. Takrir. Bunlar sünnet. Bu yemek yerken ayakkabı çıkarmak güzel bir davranıştır. Hoşuna gider Allah'ın. Resulullah böyle söylediği için yaparsan Resulullah da hoşuna gider. Sünnetün hasenetün mardiyye. Neden? Ayağın içinde ayakkabın da ayağın böyle büzülmüştür. Çıkarınca oh bir rahat eder ayakkabın. Sen nasıl rahat ediyorsan ayağında rahat etme hakkı var. Yemek yerken çıkar. Bir kere ayağın rahatlar. İki. Ve husnul heyye. Ayakkabılı olmak var. Ayakkabı çıkarıp ayak böyle çoraplı olmak var. Güzel olur. Ahram gireceksin lan. Çıkar ayakkabıyı. Demez misin sen? Değil mi? Saygı. Güzel görünüş olur. Oturanlara saygıdır. Bunun gibi güzel bir davranıştır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kafalarınız karıştı tabii şimdi. Bu emir kesin emir değil. Zaten dedi bak güzel bir davranıştır. Yaparsanız iyi olur. Bu açılardan. Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Deylemi'nin naklettiği Abdullah ibn Ömer'den. Eyyühen nas. Ey insanlar. İnnemâ khala'tûne aleyye. لَاَنَّهُ اَرْوَهُ لِرِجْلِي Ben pabuçlarımı çıkardım. Çünkü ayaklarım rahat etti çıkarınca. Onun için فَمَنْ شَاءَ فَلْيَخْلَعْهَا وَمَنْ شَاءَ فَلْيُصَلِّ ف۪يهَا İsteyen ayakkabısıyla mesti ile namaz kılsın. İsteyen çıplak ayaklı kılsın. Ha. İsteyen böyle yapsın, isteyen böyle yapsın dediğine göre mecburiyet yok. Güzel bir davranış ayakkabıyı çıkarmak. Ama çıkarmak güzel bir davranış. Neden?
yemek yerken saygı ifadesi. Nereden çıkardın hocam? Evet, Kur'an'da da var örneği. Taha suresi. Musa aleyhisselam biliyorsunuz Mısır'da, Yakup aleyhisselam oğlu Yusuf aleyhisselam orada kaldı. Yakup aleyhisselam da götürdü Mısır'a. Orada Beni İsrail nesli çoğaldı. Firavun onlara daha sonra Yusuf aleyhisselamın saltanatından, iktidarından sonra yine ele geçirdi. Eziyet etti Beni İsrail'e orada çok. O piramitler onları yapıttırdı. O koca taşları. Hala akıl erdiremiyor. Nasıl çıkardı? Ben de gittim dibine fotoğraf çektirdim. Benim boyum kadar yükseklikte olanı var. Uzunluğu daha çok ve de en ağır taş. Nasıl çıkardın tepeye? 147 metre tepesi. Böyle ne zalim adammış. Bana kalırsa bizim Nemrut var ya, Nemrut Dağı. Oraya da çıktım ben. Orada da var. Nemrut Firavun'dan daha katı zalimmiş. Nemrut Dağı bilmem 3000 küsür metre. Öteki 147 metreye çıkartmış taşı. O oraya nasıl taşı çıkarttırdı? Şimdiki gibi kamyon yok, vinç yok, bir şey yok. Zavallı insanları çıkarttı o taşları. Tepede böyle taşlar var, heykeller var. Gavurlar geliyor, seyrediyor ya. Evet, şimdi Musa aleyhisselam işte bu Beni İsrail neslinden bir rüya görmüş. Firavun Beni İsrail'den zulmediyor onlara. Taş taşı diyor, en ağır işler onlara koşuyor. Zulmediyor. Beni İsrail'den rüyasında bir şeyler görmüş. Herkes demişler ki Beni İsrail'den bir oğlan doğacak, senin saltanatına son verecek. Saltanat çok tatlı bir şey herhalde. Biz tatmadık tadını da. Görmüyor musun sen dünyada herif düşmemek için neler yapıyor? Yani şimdiye gelmiyoruz biz, tarihe gidiyoruz. Kimse üstüne alınmasın yani. Firavun da saltanatın nimetlerini bırakmamak için bütün Beni İsrail'in kadınlarını kısırlaştırmış. Hamilelerin çocuklarını öldürtmüş. Küçük çocukları öldürmüş, kestirmiş. Rivayete göre 950 bin çocuk kestirmiş. İlle saltanatını kaybetmeyecek. Musa aleyhisselamın annesi de hamile ona. Allah ona ilham etmiş ki korkma, sen çocuğunu düşürme. Doğur, beze sar, taputa koy, Kur'an'da var bu. Ondan sonra Nil'e bırak. Hakikaten onu yapmış. Ama ana yüreği. Taputun içine koyup Nil'e bıraktıktan sonra da kardeşinin peşinden takmış ki uzaktan uzak takip ediyor sonucu ne olacak diye. Ana dayanamaz çocuğa. Nehir de Firavun'un sarayının bahçesinden geçiyor. Geçerken nehrin kenarındaki ağaca takılmış sandık. İçinde Musa aleyhisselam var kuzu gibi böyle. 950 bin çocuğun gücünü vermiş Allah ona. Onun için diyorum kuzu gibi diye. Çok da peygamber olacak insan küçükken de güzel olur tabii. Firavun'un da çocuğu olmazmış. Asiye hanımı çocuğu olmazmış. Hizmetçisiyle gezerken bir bakmış sandık var. Hemen açtırmış. Ay yüzlü güzel bir çocuk. Hemen kanı kaynamış. Bu çocuğu nehirde bulduğumu söylersen senin derini yüzdürürüm demiş. Hiç konuşmayacaksın kimseye. Tamam efendim demiş. Eve götürmüş çocuğu Musa aleyhisselamı. Demiş herif çocuğun olmuyor. Aklınla bu kadar rakiplerini geçtin, saltanata geçtin. Herkesi kendine taptıracak kadar bağladın. Çok akıllısın ama yerine geçecek adam yok, olmuyor. Bak demiş ben bir çocuk buldum daha bir günlük. Bizim çocuğumuz deriz, böyle rivayete yayarız. Kendi keyfimize göre yetiştiririz. Yerine bunu bırakırsın. İyi demiş Firavun. Doğru demiş. Allah kafire bile böyle sevdiğini besletir işte böyle isterse. Hakikaten besliyorlar. Kabadayı duruma gelirken Firavun elinde kamçı halka zulmediyor. Kel kafarı bir herif. Yani başında saç olmayan da bana kel dedi diye kızmasın. Çünkü diyorlar ya hep yukarı makamlardakilerin çoğu saçsız oluyor hani. Oradan kızmasın da bana ama o herif kel. Kahire Müzesi'nde yatıyor. Kel kafalı bir herif. Mumyası duruyor orada. Gidip görebilirsiniz. Böyle zulmetmiş gelmiş sokaklarda.
sıcak Kahire. Eve gelmiş sarayına, yakayı paçayı açmış, kafadaki tacını da atmış kenara. Kamçısını da şöyle yerine koymuş. Musa aleyhisselam kamçıyı kapmış, kafaya bir vurmuş ama 950 bin çocuğun gücüğü var onda. Yakışıklı vurmuş. Öyle canı acımış ki kalkmış hemen kesmeye çalışmış onu kesmek. Asiye anamız atılmış demiş yahu koskoca kralsın. Bir çocuğun hareketinden böyle çocuk işine benzemiyor mu demiş, fena vurdu. Dur demiş, deneyeceğiz. Çocuk işi mi değil mi? Bir tarafa altını yığmış, bir tarafa ateş. Şimdi çocuk neye sunar? Ateşe sunar tabii çocuk. Cebrail gelmiş, ulan demiş, ateşe sunma, ateşe sun, ateşe altına sunma. Altına sunarsa akıllı olduğu anlaşılacak. O da hemen gorgomaz ateşi aldığı gibi ağzına atmış bir de üstelik. Gördün mü demiş, bak aklı olsa ateşi almaz, ağzına da atmaz. Tamam demiş, vazgeçtim öyleyse. Her neyse efendim, gençliği zamanında bir Beni İsrailli birisiyle Kıpti cingen asıllı olabilir. Müslüman olduktan sonra hiç problem yok. Aslı ne olursa olsun. Böyle kavga etmişler. Geziyor şehri. Kralın oğlu ya. Herkes saygı gelirken o Kıpti Beni İsrailli'yi adamı yere yatırmış. Üstüne çıkmış. Kurtulamıyor bir türlü. Öteki kanlı canlı. Öteki cılız. Musa Aleyhisselam'ın ordüvanından geçerken sen insan değil misin? Onu öldürecek beni. Görsene kurtarsana ya. Musa Aleyhisselam 950 bin çocuğun gücü var ya. Böyle kaldırmış bir adamı, çekil lan demiş elin tersinde öyle. Adam yere yıkıldığı gibi orada kalmış, ölmüş. Tabii duyulmuş, kanun var. Adam öldüren de öldürülüyor. Sarayda onu sevenler var, kanı kaynayanlar var. Asiye anamız da bunlardan birisi. Kanları kaynıyor ona. Öyle seviyorlar. Koşmuş gelmiş, kaç demiş, kaç, Firavun seni öldürecek. Zaten hakiki çocuğu olmadığını biliyor işin aslını ya. Ve Musa aleyhisselam işte çıkmış oradan ve Şuayb aleyhisselam oraya gelmiş. Şimdi onu anlatacağız. Örnek. Yemek yerken ayakkabı çıkarmak saygı alametidir. Ayakkabı çıkarmak saygı alametidir. Misal vereceğim Kur'an'dan. Evlenmiş böyle demiş ki bana müsaade, sülalem Mısır'da. Gerisi Mısır'da. Şu Aleyhisselam hadi güle güle demiş. Çöle düşmüş. Tur Dağı'nın açığındaki çöle geldiğinde hanımı doğurmaya kalkmış. Durçuş bilmez ki zamanı gelince değil mi? 9 ay 10 gün. Kıvranmış bir koca olarak çölde kimse yok. Soğuk kış günü. Bakmış dağın tepesinde bir ateş var. Nur. Demiş hanım öyle diyor. İzra'a naran fekale lehli imkusu inni anestu naran lealli atikum minha bi kabesin ev ecidu alen nar huda felemma etaha nüde ya Musa inni ana rabbuke fahda'na aleyk inneke bil vadil mukaddesi tuva. O ateş almıyor. Dur ben bir ateş, ateş olanda ne var? Siz öyle masal anlatmadın mı neneleriniz size? Ateş olan, duman olan yerde insan vardır. Ateş olan yerde insan vardır. En azından ısınırız hanım demiş. Yardım alırım. Gelirken dağın dibine hemen Allah, ben Allah'ım, Musa peygamber vahiy diyor Allah. Ben Allah'ım, mukaddes Tuva vadisindesin, çıkar ayakkabılarını. Ayakkabıları çıkarmak saygı alameti ki Allah huzuruna ayakkabıyla gelme diyor. Anladınız mı? Peygamber de onu söylüyor. Güzel bir davranıştır. Haramdır demiyor. Dikkat edin. Daha söyleyeceğiz fıkıh hükümlerini. Ayakkabı yemek yerken ayakkabılarını çıkarır. Feinna sünnetün cemile. Güzel bir davranıştır. Saygı, edep ifade eder. Bak Allah bile çıkar ayakkabılarını. Bazı tefsirlerde diyorlar ki efendim niye çıkarttırdı? Çünkü Musa Aleyhisselam şeyinde ayakkabısı eşek derisinden derila varmış. Onun için eşek derisi de pis ya falan diyorlar ama ayette böyle çıkar ayakkabılarını diyor. Ni derisinden olduğu yok, kaydı yok. O müfessirin kendi beyanı. Demek ayakkabı çıkarmak edeptir.
Bizi oradan anlıyoruz. Şimdi bunun şeysi çok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün namaz kılıyorlar. Namaz kılıyorlar cemaatle. Şimdi sahabe ne demek? Kim sahabe olabilir? Sözlerin başında bunu atıfta bulunmuştum. Şimdi anlatacağım olaya. Peygamberimiz namazdayken şeylerini çıkarmış. Ayağındaki mestleri, ayakkabıları çıkarmış. Hani senin gibi güzel ayakkabılar yapılmıyor o zaman. Deriden bir ayakkabı işte. Çıkarınca Ebu Bekir çıkarmış, yanındaki çıkarmış. Hemen bir iki dakikada cemaatin hepsi ayakkabılarını çıkarmışlar. Ayaklarındaki mestlerini diyelim. Peygamberimiz bunu görüyor. Çünkü Peygamberimiz önünden gördüğü gibi arkadan da görüyor. Namazı bitirdikten ne oluyor size demiş. Niye çıkardınız? Ayağınızdakileri. Sen çıkardın, biz de çıkardık. Şu çok önemlidir. Anında Peygamber ayakkabısını çıkardı diye yahut da mestini çıkardı diye hepsi çıkarıyor. Peygamber'e uyma meselesi bu. Neden diye sormadan Peygamber ne yaptıysa yapmak. İşte sahabilik budur. Bu çok önemli bir kriter. Garazsız vassız neden yapıyor acaba diye sormadan anında ayakkabıları hepsi çıkarıyor. Bu olay cereyan etmiş. Hay Allah iyiliğinizi versin ya demiş. Cebrail aleyhisselam bana geldi dedi ki ayağında şey var, pislik var. Çıkar dedi de onu çıkardım. Sizinkinde olmadığına göre demiş. Niye çıkardınız demiş. Ama sahabe bilmiyor. Önem bak anında çıkarmışlar anında. Şimdi Hazreti Ebu Bekir bir otururken ashabıyla beraber bunları anlatıyor size. Ayakkabı çıkarmanın ibadet ederken yemek yerken güzel bir davranış olduğunu arz ettik. Misaller veriyoruz. Cenaze geçince ayağa kalkmış. Tabi halifedir. Halife gitmiş cenaze namazını kıldıracak. Ayağındakiler çıkarmış. Yalın ayak olmuş. Demişler ne çıkarıyorsun ya? Ne çıkarıyorsun? Sen demişler Musa mısın ya? Hani Musa aleyhisselam Allah'ın huzuruna gelirken çıkar dedi ya. Sen Musa mısın demişler. Ne? Evet namaza duruyorsun da Musa mısın sen demişler. Ne çıkarıyorsun? Şöyle söylüyor efendi. Men meşa hafiyen fi taatillahi lem yes'el Allahu azze ve cel yevmel kıyame amma iftarada aleyhi. Allah yolunda kim çıplak ayakla yürürse Allah ona farz kıldıklarını sormayacak. Ben Resulullah'tan böyle derken işittim. Hadi bakayım camiden çık da şu sokakta yalın ayak yürü bakayım bir. Hasta olurum hocam. Zor. Kumla acıdır hocam. Zor. Zoru başaracaksın. Sahabi yalın ayak savaşıyordu. Ayakkabı giyecek parası yoktu. Savaşlara öyle gidiyordu. Onu söylüyor. Yalın ayak Allah yolunda kim yürürse Allah ona farzları kendi emirlerini yerine getirip getirmeye sormayacak diyor. Büyük bir fedakarlık tabii. Ayakkabı çıkarmaktan söz ettik böyle. Bu konuları size aktarmak istedim. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilerseniz çıkarın, dilemezseniz çıkarmayın. Meselesinden fıkıh açısından söyleyeceğim. Ayakkabınız temizse, askere gittiğinizde potininiz temizse, potinle, ayakkabıyla namaz kılabilirsiniz. Caizdir. Evet bu edep, incelik. Ama askerde ne zaman çıkaracaksın? Sabahleyin mest edersin, alırsın mest yeri olarak potinin kullanırsın. Öğlen de hazır, üstüne bir mest edersin, namaz durarsın. Çıkardın mı abdest bozulur çünkü. Onun için çıkarmadan, ya altında pislik varsa hayır pislik olmaz. Yolda yürüyorsun ya toprağın üstünde. Toprak temizdir. O toprak yürüdün mü altındaki pisliği temizler. Hiç korkma. Ayakkabıyla da cenaze namazı böyle kılabilirsiniz. Ama Hazreti Ebu Bekir çıkarmış. Sen de ben ince dokuyan, sık dokuyanlardanım desen güzeli bu. Fakat fıkıh açısından caiz. Temizse ayakkabıyla namaz kılınabilir. Cenaze namazı kılınabilir. Caiz. Caiz. Çıkarmak güzel. Efendim yemek de ayakkabıyla yenebilir.
çıkarırsanız güzel olur. Güzel bir davranış olur. Aslında yemek yemek biliyorsunuz peygamberin sünneti, sofraya oturuyordu. Bir tabaktan yeniyordu. Yere oturuluyordu. Bizim gibi masa yoktu o zaman. Vardı masa. Ama peygamber yemeği yerde yerdi, sofrada yerdi ve şöyle buyuruyor. En hayırlı yemek üzerine en çok insanın elini uzattığı yemektir. Yani topluca yiyin yemeğinizi demek bu. Böyle arada az yiyen çok yiyen doysun. Ayrı ayrı yerseniz adam 120 kilo. Şimdi birer kepçe dolduruyorlar önüne. Herif bir kaşık değil bir kepçeyi gönderiyor. Çok yemesi lazım. Bir daha da isteyemiyor zavallı. Ne güzel değil mi? Arada o doyuversin. Güzel bir şey bir. Birbirinize samimiyet ısındırır. Aranızdaki sevgi bağlarını artırır topluca yemek. Birbirinize güvenmek demektir. Topluca yemenin birleşmeyi alıştırma açısından da faydası var. İyidir, güzeldir. Bir Nurettin ismini almış atom profesörü, fizik, atom fiziği profesörü İsviçre'de Müslüman olmuştu. Benim İmam Hatip'te okuduğum sıralarda İstanbul'a gelmişti ve benim müezzinlik yaptığım camiye gelmişti. Çünkü oranın cemaati hep kültürlü adamlardı. O camiye yemek yiyoruz şimdi. Biz oturduk tabii orada sünnet üzere yemek yenir. Öyle koltuk, masa, sandalye yok arkadaş. Yere oturunur. Kıl habanın üstüne oturulurdu. Amiri memuru gelip oraya otururdu. Yemek geldi koca bir tabak. 10 kişi başladık çatır çatır. Besmele çektik yemeğe. Herif yeni Müslüman olmuş. 55 yaşında filan. O oturamadı. Ayağı kıvrılmıyor. Ona ayrıca yemek kondu oraya. Baktı bu yemekten vazgeçti. Biz böyle bir iştahlı yiyoruz ki. Efendim yanımdaki profesör bilmem ne demeden, hamal demeden millet böyle samimi bir kardeşlik havasında çatır çatır bir muharebe yapıyoruz ya. Az ya, yemek kalmayacak çünkü. Baktı adam kendi yemeği durdurdu. Başladı gülmeye. Almanca bilenler dediler ki ne gülüyorsun? Yahu dedi şu zevke bak be. Benim yemek yemekten daha hoşuma gitti sizi seyretmek. Nasıl da sevinçli böyle sürürle yiyorsunuz. Birbirinize ne kadar inanıyorsunuz. Ondan mikrop bana geçecek demiyorsunuz. Bu profesör bu hamal demiyorsunuz. Yan yana böyle. Allah Allah Müslümanlık ne güzel gider din yahu demiş. Yemek yemesi bile demiş güzel bir şey. Adamın manasını size aktarıyorum. Ama arkadaş bana kızma. Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinin 61. ayeti. Leyse aleyküm cünahun en te'kulû cemiyan ev eştâta. Topluca yemek yemenizde de ayrı ayrı tabaklarda yemek yemenizde de size bir vebal yok. Bunu da söylüyoruz. Günah demedik zaten. Peygamber de günah demedi. Güzel bir davranıştır dedi. Biz böyle size bunları duyuruyoruz. Sen hangisini yaptıysan yap. Günah değil. Masada yemek yemek ayrı ayrı. Ama peygamberin usulü buymuş. Evet böyleymiş. Yemek yerken ayakkabı hocam, etme hocam. Anadolu'dan geldik ticaret için. Malımızı alacağız. Karnımız acıktı, lokantaya gidiyoruz. Ayakkabı çıkarsak Bakırköy'e gönderirler bizi. Ne oluyor diye. Devir hale gelmiş. Masada yeniyor. Yerde olmuyor. Ama bir şeye dikkatinizi çekiyorum. Gavur masada yemekten bıkmış. Geldiği zaman nereye arıyor? Çark köşesi diyor. Çark köşesi istiyorum diyor. Gavur oturarak yemek yemeyi daha tatlı buluyor. Turistler öyle istemiyor mu? Böyle lokantalara gidiyorlar. Çark köşesinde yiyeceğiz biz de ya. O bizim malımız o. Yerde oturup şöyle kaşığı çalmak hep beraber samimi bir hava içinde. Ama öteki de yanlış değil. Peygamber bunu size söylüyor. Güzel bir sünnettir. Hakim Müstedrek'inde Ebu Abs Hazretlerinden nakletmiş hadis-i şerifi Cebr ibn Zeydil Ensari. Evet. Ahvafu me afa ahafu. En çok korktuğum hususlardan birisi ala ümmeti, ümmetim üzerine. Bu konuda başka hadisler de geldi. Onun için bunu çabuk geçeceğim. El-e immetu
El mudilluna, halkı saptıran, sapıtan imamlardır. Cami hocası değil, devlet reisi, devlet adamlarıdır. Cami hocası da dahil buna. Neden? İnsanlar onun peşinden giderler. Şimdi namaz kıldık, en önün maddede sana inandık dedik. İçimizden tabii olmaz da hani size latif olsun da söylüyorum. Anamıza avradımıza sövdüyse gündüz namazı duyduk mu ne dediğini? Demez tabii canım, demez tabii de. Duymuyoruz değil mi? İnandık. Bak inandık. Önümüzde sen imammışsın, yürü dedik. Biz böyle lalü epkenmiş okumadık, yazmadık. Evet, usul böyle. Namazımız geçerli inşallah. Güvendiğimiz insandır. Yaptığını kabullenmişiz. Heh. Devlet reisi de insanların, halkın yaptığını kabullendiği, örnek aldığı insandır. Bir sapık olursa, imam, cami imamı, Cevat Hoca sapık olursa, hoca sapık olursa cemaatin vay haline. Vay haline. Devletin başındaki adam sapık olursa, rüşvetçi olursa, vay haline. Tembel olursa milletin vay haline. Neden? Balık baştan kokar. Başındaki yanlışsa herkes bitti işi. Evet, bunlardan çok korkuyorum diyor. İmam dahil, idareciler dahil. Onların sapıtan, şaşırtan önderlerden çok korkuyorum. Milleti aldatırlar, ivader. Sen böyle diyorsun mu kardeşim? Falan yerde hocayı gördüm ben bu işleri yaptı. Önüne kalıyor hocayı bak. Ve o yanlışı o da yapıyor. Bir yeri olmasa yapar mı diyor, yapıyor. Demek yeri var ki diyor, örnek alıyor. Onun için biz hocaların hareketlerimize çok dikkat etmemiz lazım. Devlet adamları, idarecilerin de fedakar insanlar olması lazım. Yani normal olarak bir insanın yapabileceği şeyler bile yapmaması lazım. Neden? Örnek alırlar çünkü halk onu. Burada televizyonda konuştuğumuzdan dolayı gittiğimiz yerde hocam hocam hürriyet kalmadı bizde. Çünkü yan bassak biliyor herkes. Tanımadığımız zaman halbuki azıcık oh diyorduk filan, serbest oluyorduk. Şimdi olamıyoruz. Çünkü hoca diye tanındık. Yaptığımız adamı örnek alıyor. Nereden biliyorsun? Bir yerde namaz kılıyoruz. Misali kendimden veriyorum. Namaz kıldığımda sol ayağım azıcık öndeymiş. Haberim yok. Yani ayakta dikeldiğim zaman sol ayak yan yana olmayacak mı? Benim sol ayağım öndeymiş. Kaç kişi geldi hocam? Namazda kıyamdayken, ayakta okurken sol ayak önde mi olacak? Hayır. E sen öyle yaptın ya. Aa, anladım ki benim ayağıma varınca kadar inceliyor. Hürriyetim kaldı mı? Kalmadı. Şimdi dikkat ediyorum kötüye örnek olmayayım diye. Yani hocalar, devlet adamları, idareciler, fedakarlık yapacaklar. Ayak sol ayın önde olması hiç önemli değil ama. Ha, bu bunu gösteriyor ki halk onları taklit ediyor, örnek alıyor. Memur olmak zor iş, idareci olmak zor iş, hoca olmak zor iş. Güzel yaparsan işini, adil idareciler arşın gölgesinde gölgelenecek mahşerde. Herkes anam anam havas çekerken. Ama yanlış olursa koca milleti batırırlar. Hep tarif, bilhassa bizim Türk milleti ordu millettir. Başımızdaki herif iyi oldu mu birdenbire yeryüzüne hakim imparatorluk kurmuşuz. Gevşek olunca da batmışız. Onun için bizler idareci olanlar, memur olanlar, hocalar çok fedakarlık var. Ben onu diyor işte peygamberimiz. En çok korktuğum işte bu sapıtan önderler, sapıtan önderlerdir diyor. Ahmed İbni Hanbel Hazreti Ömer'den nakletmiş. Evet. Ennâsü alâ dîni mulûkihim. İnsanlar başlarındaki adamların dini üzeredir. O adam çalışkansa herkes çalışkandır. Dürüstse herkes kendini ona göre ayarlar. Bir memleketin valisi böyle adamsa herkes ayağını denk alır. Hani zaten böyle şaşkın adam vali yapmazlar ya. Diyelim ki farz-ı muhal. Böyle şaşkın bir herifi vali yaptılar. Ha, bizimki de ondan zaten der herkes laşka olur. Efendimizin bu hayatımızda hep uygulamamız gereken
bu uyarısını hep kulağımızı çınlatması lazım. Kulağımıza küpe olması lazım. En çok korktuğum sapıtan önderlerdir diyor. Ahmet İbni Hanbel Hazreti Ömer'den. Hazreti Ömer de tam idareci. Güzel seçermiş. Seçtikten gayri başka bir de sabaha kadar kontrol edermiş. Uyumazmış. Halife olmasına rağmen gidip yatayım yok. Bir kere kılı 40 gecesine memur tayin ederken iyi seçiyor. Ondan sonra da teptil kıyafetle dolaşıyor halk arasında. Biliyorsunuz hikayeleri. Şehrin dışına bile çıkıyor ne var etrafta diye. Bir koca karı aç susuz. Su taş kaynatıyor, bağırıyor. Onun yanına varmış. Çocuklar bağırıyor. Bir şey yiyecek bir şey yok. Allah Ömer'in belasını versin falan diye girmiş bela okuyunca. Niye Ömer'e demiş bela okuyorsun? Baksana demiş ya. Çocuklarım kaç gündür aç. Aldatıyorum, taş kaynatıyorum. Bişiyor diye. Uyusunlar diye bakıyorum. Bir şey yok ki tencerede. Ömer'in nikabatı var demiş. Nereden bilsin sen çöldesin. Benden haberi olmayacaktı demiş. Niye devlet başkanı oldu? Osman başlamış Ömer ağlamaya. Gitmiş hazineden sırtlamış un çuvalını. Sırtında getirmiş. Demiş estağfurullah ben. Hayır çekil buradan. Çekil. Bunun hesabını Ömer veriyor. Bak bana öyle söyledi. Doğru söylüyor. Sırtlandığı gibi götürmüş. Al demiş. Ömer'i görsen ne dersin? Böyle un getirdiği zaman teşekkür ederim. İşte bu Ömer demiş. Çuval getirdi sana. Evet idareci böyle idareciydi. Allah onlardan razı olsun. Adaletli idarecilerden Allah razı olsun. Şimdi tabii hep attık. Oh rahatız dediniz siz. Siz erkekler evinizin devlet reisisiniz. Er-ricalu kavvamun alen nisa. Hanımınızdan sorumlusunuz. Kızınızdan, oğlunuzdan. Az mı yediriyorsunuz, cimrilik mi yapıyorsunuz, israf mı diyorsunuz? Hep hesabını vereceğiz biz. Baba olarak, ana olarak. Hepimiz idareciyiz. Hiç açıkta kalanımız yok. İşi sıkı tutalım. Kur'an'ın emirlerine uyalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alalım. Akıbetimiz hayır olsun inşallah.